Kripto Krallı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız, önemli veriler bulunmakta. Hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de 4 saatlik yapıyı incelediğimiz zaman önemli bir trend alanına geldiğimizi görebiliyoruz. Bu trend arkadaşlar bizlere... Burada görüyorsunuz 10 Kasım 2022'den bu yana önemli bir trend görevi üstleniyor. Yani biz bunun üstünde kaldığımız sürece destek görevi üstleniyor. Altına atıyoruz direnç oluyor. Burada görüyorsunuz kaç defa ret yemişiz. Burada iki tane iğne atmışız tekrar dönmüşüz. Ve burada kazandıktan sonra destek. Ama şu an altında olduğumuz için direnç rolü üstlenmesini bekliyoruz. Ve zaten bundan dolayı da aslında burada bir çekiç işareti var ve dün arkadaşlar buraya baktığımız zaman buraya biraz daha yakınlaşalım. Bu trende doğru ilk adımımızı attığımız zaman güçlü bir tepkiyle karşılaştık. Yani 23.000, 22.300 dolarları zaten konuşuyorduk. Yayında da bundan bahsetmiştim. Güzel bir atak olursa bu alana doğru yani buradaki indikatörün e, direkt olarak retest test alanına doğru ve buradaki trende doğru olabileceğinden yani 22300'e doğru olabileceğinden zaten bahsetmiştim. Ve burada birinci deneme ve ardından yine bakın ikinci deneme ile birlikte tekrardan red yediğini görüyoruz. Yani burada arkadaşlar önemli bir direnç alanındayız aslında ve bu önemli direnç alanını kırmadığımız sürece yani 4 saatlikte sıkıntılar devam edecektir. Bu yüzden bu alana dikkat etmemiz gerekiyor ve yine zaten baktığımız zaman yatayda da yine önemli bir destek direnç dönüşüm bölgesi söz konusu. Bu alanı şöyle de uzatabilirsiniz, bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu alanda yine arkadaşlar e, direkt olarak 22300 22800 aralığına denk geliyor. Yani daha önce destek olarak kullandığımız bir alan ve burayı kırmışız. Test vermeden direkt olarak aşağıya düşmüşüz. Burada alıcılar kalmış olabilir. Bundan dolayı da bu alana dikkat etmemiz gerekiyor. 22.300-22.800 aralığında bir direnç alanımız olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum 4 saatlik adına arkadaşlar. Yani 4 saatlikte işler biraz sıkıntıla devam ediyor. Indikatörler satta. Da... Hatta bir diğer indikatörümüz olan instrument stop'ta da bunu görebiliyoruz. Bakın tam indikatörün üst doğru vurmuş. Yani burada biraz güçlü bir ayı baskısıyla karşı karşıyayız. Zaten bundan dolayı uğraşıyoruz. 4, 8, 12, 16. 16 saattir bu bölgeyi deniyoruz. Ve bir türlü kıramadığımızı görebiliyorsunuz. Bu yüzden bu alan direnç olarak devam edecektir. Dikkatli olmakta fayda var. Peki buradan red diyeceksek. Yani şöyle bir tabloyla karşı karşıya kalacaksak. Burada görebiliyorsunuz arkadaşlar Bitcoin uzun bir süre şu alanda bir git gel yapıyor. Şöyle bir kanal yapısı oluşturuyor. Ve zaten buradan ret yedikten sonra alt banda temas ettik üst banda gittik. Yani yeniden aşağı doğru geleceksek de destek alanımız şu anda 21.600'ler olarak görünüyor. Yani burada da şuna dikkat edeceğiz. Eğer ki e, alt bantta kırılırsa düşüşlerin sertleşebileceğinden bahsedeceğiz. Bu yüzden 21.600 şu anda Önemli bir destek olarak oynayacaktır O bölgede kısa e, zaman diliminde önemli olacaktır Bunu söyleyebilirim sonrasında arkadaşlar burada Aresay bazında baktığımız zaman dün RSI'yi Biraz kırmış gibi olduk Fakat tekrardan içerisine girdik Yani bunun da üstünde tutunmamız gerekiyor Bu da yine 22.300'lü seviyelerin kırılmasıyla birlikte olacaktır Burayı da takip edeceğiz Ardından bir sonraki grafiğimize baktığımız zaman ise 4 saatlikte arkadaşlar bir dead cross'umuz var. Peki günlükte ne var? Bir golden cross'umuz var. Peki haftalıkta ne var? Bir dead cross'umuz var. Peki bunu nasıl anlamamız ve nasıl yorumlamamız gerekebilir arkadaşlar? Öncelikle en etkili olan, en uzun zaman diliminde meydana gelen olaydır. Bu da dead cross'tur. Fakat dead cross'lar dediğim gibi veya golden cross'lar 1 2 bar sonra tam olarak etkisini gösterebilir. Hatta belki 3-4 bara kadar sürebilir. Yani şunu şöyle anlamamız gerekiyor. Buradaki sinyal belki aylara kadar 3 hafta 4 haftaya kadar sürebilir. 4 hafta sonra etkisini gösterebilir. Fakat şu anda en etkili olan sinyal nedir peki? 4 haçta gelen sinyal yani en erken gelen sinyal budur. Dead cross sinyali. Sonrasında ise biraz nefes alacaksın diyor bizlere Golden Cross sinyalini söylüyor. Peki buradan ne anlayabiliriz? Yani 4 saatlikte biraz kötüyüz. 4 saatlikte düşüş devam edebilir diyor. Günlükte tekrardan toparlanabiliriz diyor. Haftalıkta sıkıntı var diyor. Burada aslında anlayabileceğimiz şey şu olabilir arkadaşlar. Eğer ki burada e, düşüşleri biraz daha devam ettireceksek 4 saatlikteki dead cross'tan dolayı buradaki düşüş 20.600'ler 19.600'ler aralığına doğru gelebilir. Fakat sonrasında günlükteki golden cross sebebiyle biraz yükseliş görebiliriz. Ama sonrasında burada oluşu oluşacak olan negatif uyumsuzlukla birlikte yani şöyle bir hareketle birlikte dalık zaman diliminde oluşacak olan dead cross'u tamamlayabiliriz. Yani bunlar e, sadece bir tahmin bir senaryo çizdim şu anda. Yani demek istediğim şu, belki şu alana doğru biraz daha geri çekilme vereceğiz. Fakat bu hareketin ikincisini de yapacağız. Ama bu ikinci harekette buradaki negatif uyumsuzluktan dolayı maalesef sıkıntılar yaratıp yeniden bizleri aşağı doğru götürebilir mi? Yani şu anda aktif olan senaryo bu gibi duruyor arkadaşlar. Yine takip edeceğiz. Dediğim gibi önemli olan şeyler aslında kralımlardır. Şu anda da direnç alanında maalesef devam ediyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yine bir kralım gelirse Twitter üzerinden paylaşmaya çalışırım. Ardından burada arkadaşlar e, baktığımız zaman hacimler anlamında iyi gidiyoruz. Hacimleri biraz toparladığımızı görebiliyoruz. Bakalım bugünün hacmi de yeterli olacak mı? Ardından burada MACD tarafında haftalıkta biraz momentumumuzu düşürdüğümüzü görebiliyoruz. Yani bunu da tekrardan yeşile boyamamız daha iyi olacaktır. Kırmızı yakmadan devam etmemiz gerekiyor. DXY tarafında 103.5'lere doğru tekrardan çıktık. Bakalım buradaki sat sinyali iptal olacak mı? Biraz daha yukarıya doğru kendisini atması gerekiyor DXY'nin. 2 gün 18 saati kaldı. Bunu da söyleyebiliriz biraz da momentum anlamında tekrardan kendini e, kurtarmaya çalıştığını görebiliyoruz. E, bakalım haftalığı nasıl kapatacak önemli bir sinyal olacaktır. Ardından likidasyon durumuna baktığımız zaman MXC borsası şu anda hem vadeli hem spot işlem çiftlerinde %0 komisyon uyguluyor arkadaşlar. Ve bununla birlikte yeni kayıt olanlara da 10 dolar vadeli işlem bonusu tanımlıyor. Ve bu bonusla sizler işlem açıp bunu nakite çevirebiliyorsunuz yine 5MX kazanabiliyorsunuz ve bununla birlikte MX borsasının ilk 4'e yükseldiğini de görebiliyoruz. Dediğim gibi %0 komisyon alıyor. Sizler de bu avantajlardan faydalanmak istiyorsanız yorum açıklama kısmındaki linkten üye olabilir ve kimlik doğrulamasını yapabilirsiniz. Likidasyonlarda dün biraz daha shortların içeriye alındığını görüyoruz. Yukarıya doğru 22.300 22.300'lere doğru bir hareket geldi ve shortlar 56 milyon dolar likidasyona uğradığını görebiliyoruz. Longlar ise 22.7 milyon dolar civarında. Peki şu anda içeride yine kimler fazla? Long'lar yeniden üstünlüğü ele almış durumdalar arkadaşlar. Yani burada da görüyordunuz long'lar fazlaydı. Biraz short'lara üstünlüğü geçti fakat tekrardan long'lar içeride olmaya devam ediyorlar. Bu da biraz daha dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur. Yani stopları yakın atmakta fayda var. ABD tarafında biliyorsunuz enflasyon oranı arkadaşlar açıklandı. 6.5'ten 6.4'e doğru bir düşüş meydana geldi. Tabii ki bunu yine iyi olarak yorumlayanlar var. Fakat beklentilerin üstünde geliyor olması aslında ABD tarafında işlerin tam olarak istenildiği gibi gitmediğini bizlere gösteriyor. Yani ardarda arda yapılan faiz artışları 75'er bas puanlar 50, 50 bas puanlar derken ardından 25 bas puan. Fakat bu bas puan artışlarına rağmen yani güzel artışlara rağmen daha doğrusu aslında enflasyonda tam beklenti karşılanılamadı. 6.4'e bir düşüş geldi ve artık gözler yeniden ceren Powell ve ekibine doğru döndüğünü söyleyebiliriz. Yine konuşmalar olacak fed üyelerinin konuşmaları da e, Burada görebiliyorsunuz yarın meydana gelecek arkadaşlar 25'er bas puan mı 50 bas puan mı eğer ki enflasyonda gerçekten yüzde 2'lik bir hedefi e, Gözetiyorlarsa burada arkadaşlar faizlerin daha da artıyor olması lazım yani bizim biliyorsunuz 50 bas puan kaldığını düşündüğümüz bir dönem olmuştu diyorduk ki yani 4.75'ten artık 5.25'e doğru bir atak gözlemleyebiliriz. Ama bunu güncelleyebilirler, revize edebilirler veya bilanço daraltılma işlemini biraz daha sıklaştırabilirler. Bunu da önümüzdeki ayda e, direkt olarak Jerem Powell'dan duymaya çalışacağız. Bakalım nasıl bir önlem alınacak buradaki Enflasyondaki yavaş yavaş bir düşüşü gözlemliyoruz bunu yeniden hızlandırmak isteyeceklerdir çünkü %2'lik hedeflerinden hala ama hala çok uzaklaş ardından 1 yıllık odul dalgasının artışlarda olduğunu 1000 bitcoinden fazla bitcoin tutanların ise hala yatay bir süreçte devam ettiklerini görüyoruz. Herhangi bir pik alımını göremiyoruz. Yani sert bir alımı hala göremediğimizi söyleyebilirim. Şu anda ise piyasada bir nötrlük hakim. Yani ne korku var ne açgözlülük var. Ve bu şekilde devam ediyor. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.